Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yazılı kampı kaldığı yerden devam ediyor gençler. Bugün de biyoloji yazılıya hazırlıkla birlikteyiz. Birinci dönem ikinci yazılıyla ilgili öğretmenin okulda çözebileceği, sorabileceği soruların aynılarını çok benzerlerini koyarak hazırladık. Yazılı hazırlık kampımızı tabii ki birazdan sorulara başlayacağım gençler. Küçük küçük hatırlatmalar yaparak çözeceğim. Ama yazılıdan önce bizi Baş yardımcımız kim? Birinci dönem yazılı notları. Birinci dönem yazılı notların içerisinde sadece biyoloji yok. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji var gençler. Birinci dönemin tüm konuları yazılıda çıkabilecek kısımları notlar haline getirildi. Çantanızda mutlaka yazılıdan önce bulundurun gençler. Teneffüs'te hangi dersin yazılısına girecekseniz mutlaka bakın yazılı notları en büyük yardımcımız olacak. Yazılılardan önce. Dinamo'dan da tabii ki nereye kadar geldiğimizi göstereyim gençler. İkinci ünitemiz hücre ünitesiydi. Hücre ünitesinde de organellerin sonuna kadar değil ama bir kısmından sorumlu olacağız. Mesela mitokondri, plastitler sorumlu olmadığımız organeller ama lizozom organeline kadar öğretmenimiz yazılarda sorabilir. Ama şunu da unutmayın gençler, bazı okullarda biraz önde, biraz arkada olabiliyorlar. Yani hocanızın size nereye kadar sorumlu olduğunuzu söylediyse orayı dikkate alın. Sayfa 81'e kadar 9 dinamo'dan çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Dinamoda biliyorsunuz ki yazılı hazırlık sayfalarımız da var gençler. Sınava girmeden önce Dinamodaki yazılı hazırlık sayfalarını da mutlaka çözün. Hazırsanız yasanın arkanıza hazırlık yapmaya başlıyoruz. Şimdi ilk olarak Tabii ki biraz konuları özetleyeceğim. Gençler hangi konulardan sorumlu olduğumuzu, hocanın nerelerin üstünde durabileceğini söyleyeceğim. İlk ünitemiz yaşam bilimi biyoloji ünitesiydi. Bu konunun içerisinde biyoloji ve canlıların ortak özelliklerini bir de canlıların yapısındaki temel bileşikleri öğrenmiştik. Canlıların ortak özellikleri dediğimiz zaman biyo canlı demek loji bilim anlamına geliyordu. Biyoloji dediğimiz zaman da canlı bilimiydi. Bakterilerden tut da en gelişmiş insana kadar tüm canlıları inceleyecek de haliyle çok fazla derecede canlı çeşitliliği olduğu için bu bilim dalının da alanı çok genişti. Tüm canlılarda ortak olarak bulunan bazı özelliklerden bahsetmiştik. Bunlardan en en önemlisinin hücresel yapı olduğunu söylemiştim. Daha sonraki konularda da tekrar tekrar karşımıza çıkacak demiştim ki ikinci ünitemiz hücre ünitesi. Burada da tekrardan hücre kısmı karşımıza çıkıyor. Hücre dal yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırdık bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlarımız, bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlarımız vardı. Prokaryotlar daha gelişmemiş, bakteriler ve arkeler alemindeki canlılardı. Protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Beslenme canlıların ortak özelliklerinden biriydi. Mutlaka canlı besin bulmak zorundaydı. Bazı canlılar kendi besinlerini kendileri sentezliyor. Onlara ototrof canlılar ismini veriyorduk. Bazı canlılar ise besin ihtiyacını doğadan hazır olarak diğer canlıları yiyerek karşılıyordu. Onlara da heterotrof canlılar ismini veriyorduk. Solunum yapmaktaki amacımız metabolik aktivitelerde kullanacağımız ATP'yi sentezlemek. Tüm canlılar ATP üretecek ve tüketecekler. Bunu ya oksijenli solunum ya oksijensiz solunum ya da fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirerek yapıyorlardı. Boşaltım dediğimiz zaman canlı vücudunda oluşan metabolik atıkların uzaklaştırılması anlamına geliyordu. Tek hücreli bir canlı da metabolik atıklarını mutlaka uzaklaştırmak isteyecek. Çok hücreli canlılarda da yine metabolik atıkların uzaklaştırılması gerekecek. Hatta çok hücreli canlılarda bununla ilgili sistemler oluşturulacak. Adaptasyon ne demek? Uyum anlamına geliyordu. Canlılar adapte olabildikleri ortamlarda yaşamlarını sürdürebilirler canlının en iyi şekilde yaşamına devam edebildiği üreyebildiği e, metabolik aktivitelerini en iyi şekilde gerçekleştirdiği alanlara adapte oluyorlardı. Organizasyon dediğimiz zaman da uyum anlamına gelecek gençler. Canlıların içerisinde mutlaka organlar, organeller birbiriyle uyumlu çalışmak zorunda. Metabolizma canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına verdiğimiz isimde hatta anabolizma ve katabolizma olarak ikiye ayırmıştık. Eğer küçük şeylerden bir araya getirip büyük bir şey sentezleniyorsa anabolik tepkime diyorduk. Büyük bir şeyi kendine oluşturan daha küçük birimlere dönüştürmeye ise katabolizma ismini veriyorduk. Büyüme ve gelişme de yine tüm canlılarda ortak olarak görülecekti gençler. Üremeye geldiğimiz zaman unutmuyorsun. Türün devamı, neslin devamı için üremek şarttır ama bireyin yaşamına devam edebilmesi için üreme şart değil. Yani canlı Üremese de hayatına devam edebilir. Ben çocuğum olmasa da yaşamıma devam edebilirim. Homeostazi kararlı iç denge anlamına geliyordu. Yani aslında içeride işlerin dengeli ve düzenli ilerlemesi anlamına geliyor. Her şeyi de homeostazimizi korumak için gerçekleştiriyorduk. Hareket dediğimiz zaman da canlılar mutlaka hareket edecekler. Herkes aktif olarak yer değiştirmek zorunda değil. Bazı canlılarda pasif hareket, bazı canlılarda aktif hareket söz konusu oluyordu. Kime gidip bir uyartı verirsen o da bu uyarana karşı tepki verir gençler. Genellikle canlıların verdiği tepkiler hareket şeklinde oluyordu ama e, yönelme şeklinde tepkiler de söz konusu olabilir. Canlıların yapısındaki temel bileşikleri de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık inorganik ve organik bileşikler olmak üzere. Yine organik bileşikler dediğimiz zaman hiçbir canlının sentezleyemediği, herkesin doğadan hazır olarak aldığı maddelerden bahsediyorduk. Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklere örnekti. Organik bileşikler ise canlı vücudunda sentezlenebiliyorlardı. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, nükleik asitler, vitaminler, hormonlar, ATP yine organik bileşiklere örnekti. Bunların iç yapısı ile ilgili ben de sorular koydum gençler okul yazılısında da mutlaka sorular karşınıza çıkacaktır. Birinci üniteyi bitirdikten sonra ikinci ünitemiz hücrenin yapısı kısmına geliyorduk gençler hücresel yapının çok önemli olduğunu söylemiştim. Mesela burada da şekil göster çizerek göstereyim. Prokaryot ve ökaryotlara baktığımız zaman ikisinde de ortak olarak bulunan ve birbirinden farklı olarak bulunan e, yapılar söz konusuydu. Mesela prokaryotlara baktığımız zaman çift zincirli bir DNA vardı, iki ucu birbiriyle birleşikti. Ökaryotlarda da DNA çift zincirliydi ama iki ucu birleşik değildi. Yani DNA bulundurmak hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortaktı. Sonra diğer nükleik asidimiz olan RNA'yı da bulundurmak ikisinde ortaktı. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organelini bulundurmak da yine prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak görülüyordu gençler. Hücre zarı ve sitoplazma da yine ikisinde ortaktır. Ökaryotların prokaryotlardan farkı ökaryotlarda DNA'nın etrafında bir çekirdek bulunmasıdır. Endoplazmik retikulum gibi, golgi gibi, mitokondri gibi, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda varken prokaryotlarda zarlı hiçbir şey yoktu. Çekirdekte bulunmuyordu. Ya hocam ribozom, ribozom Zaten zarsız bir organeldi. Prokaryot canlılara baktığımız zaman bakteriler aleminde ve arkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Buradan devam ediyorum. Sonra çekirdeği anlatmıştık. Arkasından sitoplazma ve organeller kısmına geçmiştik. Çekirdek dediğimiz zaman ökaryot hücrelerde bulunacaktı. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, genetik materyal ve çekirdekçikten meydana geliyordu. Hücrenin içerisinde çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamına birden de sitoplazma ismini veriyorduk. Sitoplazmaya baktığımız zaman da burada sıvı bir sitozol adını verdiğimiz kısım bulunuyordu. Aynı zamanda organeller yer alıyordu. Bir de hücre iskeleti elemanları bulunuyordu gençler. Organelleri de zar durumlarına göre gruplandırmıştık. Ribozom ve sentrozom zarsız organellerdi. Birer cümleyle görevlerini de söyleyeyim. Ribozom protein sentezinin gerçekleştiği tüm canlılarda ortak olarak bulunan organeldir. Sentrozom Ha, özellikle hayvansal hücrelerde bulunuyordu. Gelişmiş yapılı bitkilerde yoktu. Hücre bölünme sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlıyordu. Tek zarlı organellere baktığımız zaman endoplazmik retikulum üzerinde ribozomlar varsa granüllü diyorduk yoksa düz ismini veriyorduk. Madde taşınmasında görev yapıyordu. Golgi aygıtı salgılama paketleme olarak aklımızda kalacaktı. Bir salgı üretilecek bir yere gönderilecekse iki tane küçük şey birleştirilip büyük bir şeye dönüştürülecekse burada golgi görev yapıyordu. Koful dediğimiz zaman pek çok çeşidi vardı. Boşaltım kofulu, atık kofulu, kontraktil koful gibi. Kofullar bulunabilir. Genellikle madde depolama işini gerçekleştirir. Hücre içi sinirimde görev yapan enzimleri taşıyan organelin adı lizozomdu. Peroksizomun içerisinde de enzimler vardı. Zararlı maddeleri zararsız hale getiriyorlardı. Mitokondri oksijenli solunum tepkimelerinin ökaryotlarda gerçekleştiği organel. Plastitler de kendi içerisinde 3'e ayrılıyor gençler. Kloroplast. Kromoplast bir de lokoplast olmak üzere. Bunlar da bitkilerde bulunan e, çift zarlı organellerde. Kloroplastlara baktığımız zaman fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organel olacak. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan kromoplast, madde depolanmasını sağlayan renksiz yapı ise lokoplast olarak isimlendiriliyordu. Hemen buradan sorulara geçiş yapıyorum. Doğru yanlış sorularımızla başlıyorum gençler. Tabii ki şöyle bir şey de söyleyeyim size. Soruları çözerken ben aralarda küçük küçük hatırlatmalar yapacağım. Diyeceğim ki hoca bunu sormazsa şunu sorarsa buna böyle cevap vermen gerekiyordu diyeceğim. Ki yazılıdaki soruları yüzde yüze yakın yakalamaya çalışalım. Doğru yanlış olarak harflendiriniz demiş. Kendi besinini kendisi üreten canlılara ototrof dışarıdan hazır olarak alan canlılara heterotrof denir. E kendi besinini kendi üretenlere üretici canlı diyorduk. Üreticinin diğer bir ismi de ototroftu. Dışarıdan alanlar tüketici. Tüketicinin de diğer ismi heterotrof olduğuna göre hemen buna doğruyu yapıştırdım. İn organik bileşikler doğadan hazır olarak alınır. Evet su, asit, baz, tuz, mineral. Bu beşini de sentezleyebilen bir canlı yok. Bunlar doğada bulunuyorlar. Madde döngüleriyle hareket ediyorlardı. Bunların hepsi küçüktü. Yani sindirilerek parçalanarak daha küçük küçük birimlere dönüşmüyorlardı. İn organik bileşikler enerji vermez. Sadece karbonhidrat, yağ ve proteinler enerji verir. Başka enerji verici bir şeyimiz yok. Bir şeyin enerji vermesi demek onun oksijenli solunum tepkimelerinde kullanılıp ondan ATP üretilmesi dir gençler. Karbonhidrat, yağ ve proteinler dışında da enerji verici bir bileşik yok. O zaman enerji vermezleri de tabii ki doğru olarak kabul ettim. Nükleik asitler dışındaki tüm organik bileşikler enerji verir. Hadi oradan. Organik bileşikleri az önce gösterdik. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler, hormonlar, ATP dedik. Nükleik asitlerin dışında vitamin, hormon falan da organik. Onlar enerji veriyor mu? Hayır karbonhidrat ya protein başka enerji veren bir şey yok. O zaman bu bizim için yanlış. Bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi ismi veriliyordu gençler. Enzimler konusunda bahsetmiştik. Enzimler de tepkimeye girerek gerekli olan aktivasyon enerjisini aşağıya çeken moleküllerdi. Proteinlerin monomerleri amino asitler evet en küçük birimleri amino asitler yağların monomerleri yağ asidi ve gliserol evet en küçük birimleri yağ asidi ve gliseroldü. Mo karbonhidratların monomerleri de monosakkaritlerdir demiş. Monosakkaritleri de hatta 5 karbonlu ve 6 karbonlu olmak üzere ikiye ayırmıştık. Burası çok önemli gençler mutlaka bir karşılaştırma yapıyorlar. İşte şunun birimi şu mu bağı bu mu tarzında buradaki yazılanların hepsi doğru protein proteinlerin monomeri amino asit, yağların yağ asidi gliserol, karbonhidratların monosakkaritlerdir. Unutmayın hemen doğruyu yapıştırmış oldum. Substrat yüzeyi arttıkça enzimlerin çalışma hızı azalır demiş. Şimdi substrat yüzeyini nasıl aklımızda tutacaktık gençler? Bizim Enzimlerin etki ettiği maddelere verdiğimiz isim substrat oluyordu. Enzimlerde de substratlarına ne yapacaklardı? Dış yüzeyinden etki etmeye başlayacaktı. Yani bunu parçalamak istiyorsa bu substratsa şuralardan, şuralardan 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 enzimlerin etki etmesi söz konusu olacaktı. E ben bunu parçaladığım zaman artık enzimlerin etki edebileceği ekstradan alanlar oluşturdum. Bir daha parçalasam bir daha alan. Bir daha parçalasam bir daha alan. Yani ben substrat yüzeyini ne kadar arttırırsam enzimlerim o kadar çok etki edebilir. Televizyona çıkan diyetisyenler ne diyor? Dişlerinizle lokmaları iyi parçalayın. Midenizde kolay sindirim olsun diyor. Ben dişlerimle ne kadar çok parçalarsam midemde enzimler o kadar kolay etki gösterebilecek gençler. O zaman substrat yüzeyi arttıkça enzimlerin çalışma hızı Artar azaları kabul etmeyeceğim. Hemen yanlışı yapıştırdım. Tüm nükleotitlerin yapısında fosfat bulunur demiş. Nükleotitlerin yapısı kuvvetle muhtemel doğru yanlışlarda boşluk doldurmalarda veya sözel açıklamalı kısımlarda karşınıza çıkacaktır gençler. Nükleotitlere baktığımız zaman ne vardı burada? Azotlu organik baz vardı. Azotlu organik baza bağlı olarak 5 karbonlu şeker yer alıyordu. Aynı zamanda fosfat grubu dediğimiz grup vardı. Onu da kısaca P ile göstermiştik. Hadi göstereyim. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şekerin arasında glikozit bağı dediğimiz bağ bulunuyordu gençler. 5 karbonlu şekerle fosfatın arasında ise ester bağı dediğimiz bağ bulunmuş oluyordu. Şu azotlu organik bazla 5 karbonlu şekeri birbirine bağladığımız zaman bunun ismi nükleozit. Tutar da buna fosfatı eklediğimiz zaman ismi ne oluyor? Nükleotit. DNA'nın ve RNA'nın yapı birimleri nükleotitlerdi gençler. E hangi nükleotit olursa olsun yapısında mutlaka fosfat var. O zaman burası bizim için doğru oldu. Hemen devam ediyorum. Doğru yanlış sorularımla. Çok hücreli tüm canlılarda ökaryot, tek hücreli tüm canlılar prokaryottur demiş. Hatta ben size şuradan bir şey göstereyim gençler. Hücresel yapı bakımından canlıları kaça ayırdık? İkiye. Hemen gösteriyorum. Hücresel yapı bakımından canlılar bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlarımız vardı. Bizim bir de ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılarımız vardı. Prokaryot canlıları düşündüğümüz zaman bakteriler alemindeki canlılarla Arkeler alemindeki canlılar prokaryot, yani bunlar da herhangi bir zarlı organel yer almıyordu. Sonra ökaryotları düşündüğümüzde protista alemindeki canlılar, sonra bitkiler alemindeki canlılar, mantarlar alemindeki canlılar ve hayvanlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahiplerdi. Şimdi buraya bakıyorum. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücrelidir. Arkeler alemindeki canlıların tamamı tek hücrelidir. Protista alemine baktığım zaman burada tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli. Mantarlar alemindeki canlılarda tek hücreliler de var çok hücreliler de var. Hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücreliydi gençler. Mutlaka yazılınızda bununla ilgili bir kısım çıkacaktır. Yaslan arkaya şöyle bir genelleme yapıyorum. Prokaryot canlıların tamamı tek hücrelidir. Dönüp tek hücrelilerin tamamı prokaryottur diyemedim. Neden? Prokaryotların tamamı tek hücreli, okey, o kısımda sıkıntı yok. Ama ökaryotlar tek hücreli de olabiliyor, çok hücreli de olabiliyor. Yani benim önüme tek hücreli bir canlı koyunca ben onun prokaryot mu ökaryot mu olduğunu mam gençler. O zaman öncüle bir daha dönecek olursak çok hücreli tüm canlılar ökaryot. Evet çok hücreliler ökaryot hücre yapısına sahip sıkıntı yok. Tek hücreli tüm canlılar prokaryottur da sıkıntı var. Amip, öglena, paramesyum gibi bizim tek hücreli ökaryotlarımız da var. O zaman bu bizim için gitti. RNA moleküllerinin bölünme öncesinde kendini eşlemesine replikasyon denir. Sakın düşme. RNA hücre bölünmesinden önce eşlenmez ki. RNA'yı patron sentezler. Patron kim? DNA. Anca DNA kendini eşleyebilir. DNA'nın kendini eşlemesine okey replikasyon ismi veriliyor. Canlılar ATP'yi sadece oksijenli ve oksijensiz solunum olaylarıyla üretebilir demiş. Biz ATP üretim olaylarından bir tanesinin de fermantasyon olduğunu söyledik. Yani canlılar ya oksijenli ya oksijensiz solunum ya da fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirerek ATP üretebilirler. O yüzden de bunu doğru kabul edemedik, yanlışı yapıştırdık. Doymuş yağ asitlerinin yapısındaki karbon atomları arasında çiftli bağ Doymamış yağ asitlerinin arasında da karbonları arasında da tekli bağ vardır diyor. Unutma karbonlarının arasında çiftli bağ yapıp hidrojene doyuramayan doymamış yağlardır karbonların arasında tekli bağlar yapıp onları hidrojene doyurabilen doymuş yağlar dediğimiz yağlardır. Burada ise tam tersini yazmış. O zaman biz de hemen yanlışı yapıştırdık. Devam ediyorum. Bitkisel depo polisakkarit glikojen Hayvansal depo polisakkarit nişastadır. Hadi şunu bir daha alalım. Bir de buranın üstünden bunları da biraz göstermiş olalım. Canlıları alem düzeyinde gruplandırmıştık ya. Sonra bunların depo karbonhidratlarını da kendi içerisinde sorular bize sorabiliyor gençler. Hatta şöyle başka bir renk kalem alayım. Bakteriler alemindeki canlıların depo karbonhidratlarının glikojen olduğunu görüyoruz. Arkeler alemindeki canlılar da glikojen olarak depoluyorlar. Protista aleminde çok fazla canlı türü var soru karşınıza çıkmaz. Bitkiler alemindeki canlılar nişasta olarak depoluyor. Mantarlar alemi ile hayvanlar alemindeki canlıların depo karbonhidratı ise glikojendir. O zaman... Nişasta bitkilerin depo karbonhidratı, glikojen ise Bakteri, mantar, hayvan, arkeler alemindeki canlıların depo karbonhidratı olacak gençler. Bitkisel depo polisakkarit glikojen olmaz, nişasta olur. Hayvansal depo polisakkarit ise glikojen olur. Burada da tabii ki yanlış yazım söz konusu oldu. Canlılardaki protein çeşitleri amino asitlerin sayısı, sırası ve dizilişinin farklı olması nedeniyledir diyor. Şuraya Kendimi yazayım ben karşıma da sen gel 20 çeşit aminasit var canlı vücudunda kullanılabilen nasıl oluyor da 6 üstü 20 tane aminasit var senin proteininle benim proteinim birbirinden farklı oluyor canlıların proteinleri birbirine ne kadar benzerse o kadar yakın akrabadır biz diyoruz. O zaman akrabalık derecesi arttıkça protein benzerliği artar. Nasıl yüzde yüz tutmuyor? Çünkü ben de A, B, C, D, E, F amino asitleri dizilip bir proteini meydana getiriyor. Sen de A, A, C, D, F, F, E geliyor. Yani seninkinin sayısıyla benimkinin sayısı birbiriyle aynı olmuyor. Seninkinin sırasıyla mesela şuraya A'yı birkaç tane daha dönmüş olayım. Sayılar farklı oldu, sıra farklı oldu, diziliş birbirinden farklı oldu. Böylelikle proteinlerimiz birbirinden farklı oluyor. Unutma senin amino asitlerine peptit bağı bağlıyor, benim amino asitlerim peptit bağı bağlıyor. Yani bağlanma şeklinde herhangi bir farklılık yok. Bileşik enzim sadece bir çeşit koenzim ya da kofaktörle çalışabilir. Enzimleri kendi içerisine basit ve bileşik enzimler olarak ikiye ayırmıştık Basit enzimler sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşik enzimler protein artı yardımcı kısım alıyorlardı. Yardımcı kısımları organik yapılıysa biz onlara koenzim almışlardır diyorduk. İnorganik yapılıysa kofaktör almışlardır diyorduk. Mesela bir tane enzimin yardımcı kısmı atıyorum sodyum minerali. E canlının vücudunda sodyum minerali yok potasyum çok potasyum sen git sodyumun işini yap Diyemem. Illaki sodyumun gelmesi gerekiyordu veya bir tane enzim ne bileyim. C vitaminiyle çalışabiliyor. C vitaminini almamışsın B vitaminin var. Ya B vitamini git C'nin yerine şu enzime bağlan diyemezsin. İlla ki onun olması gerekiyor. Yani bileşik enzim sadece bir çeşit koenzim veya kofaktörle çalışabilir. Ama bir koenzim diyelim ki C vitamini A enziminin yapısına da katılabilir. B enziminin yapısına da katılabilir gençler. O yüzden burası doğru. Bir hücrede tüm metabolik olaylarda ATP harcanır. Hadi oradan. Hidroliz tepkimelerinde ATP harcanmıyor. Yani sen büyük bir şeyi su kullanarak onu oluşturan daha küçük birimlere dönüştürüyorsan bu tepkimeler sırasında suyun harcandığını biliyoruz. Enerji harcanmadığını biliyoruz gençler. Mesela proteinleri parçaladın amino asitlere çevirdin. Glikojeni parçaladın glikozlara çevirdin. Bunlar da ATP harcanmaz. Sonra boşluk doldurmalara geldik gençler. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Bir canlının bir ortamda yaşama ve üreme şartını, şansını arttıran kalıtsal özelliklerine ne ismini veriyorduk? Onun adaptasyonudur diyorduk. Ortama gösterdiği uyumdur diyorduk gençler. O zaman adaptasyon kelimesini hemen buraya yazdım çekirdek ve zarlı organelleri bulunduran hücrelere e zaten iki tip hücremiz var bir prokaryot bir ökaryottu. Prokaryotlarda çekirdeğin ve zarlı organellerin ne işi var? Ancak ökaryot hücrelerde bunlar bulunabiliyorlardı. O zaman çekirdek ve zarlı organelleri bulunduran hücrelere ökaryot deniri yapıştırdım. Bileşik enzimlerin protein kısmına dıt dıt denir. Yardımcı kısımları eğer organik yapılıysa dıt dıt, inorganik yapılıysa dıt dıt adını alır. Burası çok önemli. Mutlaka okul yazılısında enzimlerle ilgili soru gelecektir gençler. Hatta ben size şuraya bir şekil çizeyim. Enzimleri ne yaptık? İkiye ayırdık. Bizim bir basit enzimimiz vardı. Bir de bileşik enzimlerimiz vardı. Bileş, basit bileşik enzimlerin proteinden meydana gelen ana kısmına apoenzim ismini veriyorduk. Yani burası neymiş? Proteinden meydana gelen kısımmış. Bir de bunun aldığı kim var? Yardımcı kısım vardı. Yardımcı kısmını da inorganik yapılıysa, mineral bir madde aldıysa kofaktör olarak isimlendiriyorduk. Eğer bu organik yapılı bir şey aldıysa ona da koenzim ismini veriyorduk. Koenzimler genellikle e ee, vitaminler oluyordu, kofaktörler ise mineral maddeler oluyordu. O zaman bileşik enzimlerin protein yapılı kısımlarına ne ismini verecekmişiz? Apo enzim ismini vereceğiz. Yardımcı kısımları eğer organik yapılıysa vitamin aldıysa koenzim olarak isimlendireceğiz. İnorganik yapılıysa tabii ki kofaktör olarak isimlendirmiş olacağız. Ha burası da kesin çıkar. Az önce doğru yanlışlarda eşitleme soruları vardı ya. Karbonhidratların monomeri yağların monomeri, proteinlerin monomeri, şimdi de bağları kendimizin yazmasını istiyor. Amino asitler arasında birbirine bağlayan bağın adı neydi? peptit bağıydı gençler. Yağ asitleri ve gliserolü birbirine bağlayan ise yağların arasında bulunan ester bağı dediğimiz bağdı. Monosakkaritleri birbirine bağlayan bağ ise glikozit bağı ismini veriyoruz. Hemen gösteriyorum. Nükleotitleri birbirine bağlayan bağlar ise fosfo Di ester bağları dediğimiz bağlardır gençler. Dediğim gibi nükleik asitlerden, bağlardan DNA'nın, RNA'nın yapısından hoca mutlaka soru soracaktır. Sonra ATP'yi anlatırken ADP'ye fosfat oluştuğu zaman ATP sentezlendiğini söyledik. ADP'ye fosfat eklemesiyle ATP oluşmasına ne ismini vereceğiz? Fosfo rilasyon ismini vereceğiz gençler. ATP'den fosfat ayrılırsa ATP yıkılmış oluyor, enerji açığa çıkıyor. Bu olaya ise de fosforilasyon ismini veriyorduk. Yani aslında fosforilasyonun tersi anlamına gelecekti. Enzimlerin genel özelliklerine de bakacak olursak, enzimler bir tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşürüyorlardı tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyorlardı, tepkimeyi hızlandırıyorlardı, tekrar tekrar kullanılabiliyorlardı. Yani dört tane muhteşem özelliği vardı. O zaman enzimler bir reaksiyondan değişmeden çıkarı hemen şuraya yazdım gençler. Ve nokta nokta kullanılabilirler demiş. Enzimler değişmeden çıkıp tekrar tekrar kullanılabilen moleküllerde hatta size ne demiştim çay kaşığından aklınızda kalsın demiştim bardak bardağın içerisindeki çay kaşığını hayal et. Normal şartlarda sıcak bir suyun içerisine şekeri koysan beklesen kendi kendine de şeker parçalanır. Ama sen ne yapıyorsun çay kaşığını daldırıp karıştırıyorsun. Gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürdün. Ne yaptın? Tepkimeyi hızlandırdın çay kaşığı hiç bozulmadan çıktı. Başka başka tepkimelerde de kullanılabildi gençler. Yağda eriyen vitaminler, ha, vitaminleri de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir suda çözünen vitaminlerimiz bir de yağda çözünen vitaminlerimiz vardı. Bebişler suda ne yapıyorlar? Bıcı bıcı. B ve C vitamini suda çözünen vitaminlerdi. ADEK yağda çözünen vitaminlerdi. O zaman yağda eriyen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. Bu vitaminlerin fazlası vücutta depolanıyordu gençler. Hatta neremizde depolanacaktı? Karaciğer ve yağ dokumuzda depolanacaktı. Suda eriyen vitaminlere ise B ve C vitamini örnekti. Bu vitaminlerin fazlası depolanamaz. Biz bu vitaminleri fazla aldığımız zaman vücudumuza idrarla dışarıya gidiyorlardı. Bunun hem olumlu hem olumsuz yönleri vardı. Mesela sen yağda çözünen vitaminleri karaciğerinde depoladığın için yağda çözünen vitaminleri vücuduna çok sık da almasan gidip karaciğerin kapısını çalıp zamanında sana göndermiştim hadi bana geri ver diyebiliyorsun. Suda çözünen vitaminleri ise gidip kapısını çalacağın biri yok fazlasını idrarla dışarıya attın. Bunu aşırı aşırı çok alırsan depolayabildiğin için zehirlenirsin ama bunu depolayamadığın için 5 kiloda elma ya şey portakal ya sen bir şey olmaz fazlasını idrarla dışarıya atıyorsun. Yani zehirlenme durumu söz konusu olmuyor gençler. Boşluk doldurmalarımıza tabii ki devam ediyoruz. RNA ile ilgili bir soru çıktı karşıma. RNA molekülü dıt 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 dıt, dıt olmak üzere 3 çeşittir diyor. RNA çeşitlerine baktığımız zaman protein sentezinde 3 çeşidinde görev yaptığını unutma. DNA'dan şifreyi alan mesajı taşıyan mesajcı RNA'mız yani mRNA'mız vardı. Sonra bu mesajcı RNA ribozom ma gittiği zaman ribozoma uygun amino asitleri taşıyan tRNA'mız yani taşıyıcı RNA'mız vardı. Bir de ribozomun yapısına katılan rRNA dediğimiz ribozomal RNA'mız vardı gençler. ATP molekülü nokta nokta içinde sentezlenen bir moleküldür. Her hücre kendi ATP'sini kendi sentezlemek zorunda. Neden ATP hücreden hücreye transfer edilemiyor ve depolanamıyordu? Yani ben çok nefes alıp verdim. Çok ATP sentezledim. Bir sürede ATP üretmeyeyim diye bir şey yok. ATP molekülü mutlaka ne yapacak gençler? Hücre içinde sentezlenecek. Pürinler ve pirimidinler nükleik asitlerin yapısında bulunuyorlardı. Pürinler kimlerdi gençler? Adenin ve guanin pürinler grubuna dahildi. Timin, urasil ve sitozin ise pirimidinler grubuna dahildi. Timin sadece DNA'da bulunacak, urasil sadece RNA'da bulunacaktı. Adenin, guanin, sitozin hem DNA'da hem RNA'da ortak olarak bulunuyordu. ATP'nin yapısına da bakıyorum gençler. ATP'nin yapısını da şuraya çizecek olursak bu da mutlaka okul yazılısında çıkar. ATP'nin yapısında nükleik asitlerdeki gibi azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat vardı ama 3 tane fosfat vardı. Azotlu organik bazı da hatta şöyle koyayım gençler görün. Adenin olmak zorundaydı. 5 karbonlu şekeri riboz olacaktı. Dediğim gibi 3 tane tane de fosfat grubu bulunacaktı. Adeninle ribozun arasında nükleik asitlerde olduğu gibi glikozit bağı denilen bağ vardı gençler. Ribozla fosfatın arasında ester bağı dediğimiz bağ vardı. Şuradaki iki bağ ise yüksek enerjili yüksek enerjili fosfat bağı dediğimiz bağlardı. Bu bağların kopartılmasıyla ATP parçalanıyor, ADP'ye dönüşmüş oluyordu. O zaman yazayım ATP molekülünün yapısında azotlu organik baz bulunacak adenin olmak üzere sonra bunun şekeri RNA ile aynıydı riboz şekeri taşıyordu 3 tane de fosfat molekülü bulunuyordu tabii ki kısaca P ile gösteriyorduk glikoz ve fruktoz moleküllerinin bağlanması sonucunda disakkaritlerde ne demiştik cebimize hep glikozu alıyoruz. Glikoz glikoz bir araya geldiği zaman maltoz sentezleniyordu. Glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman sükroz sentezleniyordu. Glikozla galaktoz bir araya geldiği zaman da laktoz sentezi gerçekleşmiş oluyordu çok önemli. Mantarların da hücre çeperi var. Bitkilerin de hücre çeperi var. Mantarların hücre çeperi kitin yapılıydı gençler. Bitkilerin hücre çeperinde ise selüloz bulunuyordu. Sitoplazma dıt dıt dıt, dıt 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 yapılarından oluşur diyor. Sitoplazma dediğimiz kısım hücre zarıyla çekirdek zarı arasında kalan kısmın tamamı sitoplazmaydı. Şu sitoplazma dediğimiz yerde bir sıvı kısım vardı. Sıvı kısma ne ismini verdik? Sitozol ismini verdik. Aynı zamanda burada tabii ki organeller yer alıyordu. Bir de hücre iskeleti elemanları yer alıyordu elemanları şeklinde de şuraya yazmış olayım buranın belli bir kıvamda kalmasını sağlamış oluyorlardı lizozomdaki enzimlerin serbest kalmasıyla hücrenin kendi kendini sindirmesine bazen hücreler iş yapamadığında veya yaşlandıkları zaman diyelim ki savunma sistemi hücresi gitti buna öl emrini verdi öl emrini verdiği zaman lizozom kendini patlatıyor. Enzimler dışarıya çıkıyor. Çıkan bu enzimler hücrenin parçalanmasına sebep oluyordu. Kendi kendini sindirmesi olayına ise otoliz ismini veriyorduk gençler. Dediğim gibi boşluk doldurmalardan son konularda biraz daha fazla soru karşınıza çıkacaktır. Hemen DNA ve RNA ile ilgili bir tablo karşımıza çıktı. Üniversite sınavında çok karşılaştırması çıkıyor gençler DNA ve RNA'nın. Ortalama iki senede bir ya birinin genel özellikleri ya da karşılaştırması çıkıyor. Üniversite sınavında çok sık Çıktığı için okul yazılarında da hocalar iyi öğrenilsin diye çok soruyorlar. DNA ve RNA'nın karşılaştırma sorularına dikkat edin. Hemen bakıyorum. Timin nükleotiti bulundurma... DNA ve RNA arasında karşılaştırma yapacağız. Hangisinde var hangisinde yok diye işaretleyeceğiz. Hemen baktığımız zaman timin nükleotitini taşıyan kim olacak gençler? DNA molekülü olacak. Timin bulundurunca DNA'yı yapıştırabilirsin. RNA'da timinin ne işi var ki? Urasil de RNA'da bulunan nükleotittir. Kesinlikle DNA'da yer almıyordu. Pentos bulundurma demek yani 5 karbonlu şeker bulundurmaktan bahsediyor. İkisinde de 5 karbonlu şeker bulunacak. Hatta DNA'nın yapısındaki deoksiriboz şekeri dediğimiz şeker olacak gençler. Artıyı yapıştırdım. RNA'nın yapısında ise riboz şekeri bulunacak. İsimlerini buradan alıyorlardı. nükleik asit, ribonükleik asit şeklinde oluyordu. Çift zincirli olma dediğimiz zaman DNA çift zincirli, RNA ise tek zincirliydi. O yüzden RNA'ya eksiği koydum. Pürin bölü pirimidin DNA çift zincirli olduğuna için adenin karşısına timin guanin karşısına sitozin geliyordu gençler. O yüzden de pürin bölü pirimidin oranı 1 çıkıyordu ama RNA'da böyle bir eşitlikten bahsedemeyiz. Protein sentezine DNA şifre veriyor. 3 RNA çeşidi de görev yapıyordu gençler. Yani protein sentezinde ikisinin de görevi olacak. Hatta DNA ve RNA'nın farkı çok önemli olduğu için karşılaştırılıyor çok önemli olduğu için ben ellerimi çekeyim. Siz bir ekran görüntüsü alın gençler. Diğer kısımla da tabii ki devam ediyorum. Burası da bizim için çok önemli enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili. Aşağıda verilen grafikleri doldurunuz diyor gençler. Şimdi bakıyorum sıcaklık enzimlerin çalışma hızını etkilerdi. Enzimler protein yapılı moleküllerdi. Yüksek sıcaklıkta yapıları bozulur, düşük sıcaklıkta donuyorlardı. Ama her enzimin çalışabileceği bir optimum sıcaklık değeri olacak. Bu optimum değerin altı da üstü de olumsuz olacak gençler. Mesela insan vücudu için düşünecek olursak bu değer yaklaşık 36.5 37 derece ama bir kutup ayısı için tabii ki farklı bir değer. Olabilir olabilir. Substrat sınırlı olduğu zaman enzim miktarını sormuş. Şimdi benim belirli sayıda substratım var. Enzim miktarım artıyor. Ne olur? Substratlarımla önce tepkimem hızlanmaya başlar. Sonra substratların bitmesine yakın tepkimem yavaşlar. Substratların bittiği zaman da tepkime sıfırlanmış olur. Enzim sınırlı, substrat miktarını arttırıyorsak tepkime tabii ki hızlanacaktır gençler. Ama enzim sınırlı olduğu için belli sayıda substrata bağlanabilecek yani tepkime sabit hızda devam edecek. Enzimler ortalama ortamda yüzde on altında su varsa çalışamazlar. Ortamın su miktarını yüzde on üstüne çıkartırsan tepkime hızlanır. Basayım suyu basayım suyu tepkime çok artsın diye bir şey yok. Bir yerden sonra da tabii ki sabit denecektir. Enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler de bizim için çok önemli. O yüzden bu sayfanın da yine bir ekran görüntüsünü alın. Hemen devam ediyorum gençler. Burada da ne vermiş bize? Aşağıdaki tabloda verilen özelliği gösterenlere artı koyun, göstermeyenlere eksi işareti koyun diyor. Bize de organik bileşikleri vermiş. Organik bileşiklerimiz nelerdi? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler şeklindeydi. Enerji vermeyle başlarım ben çünkü onu çok fazla koy söyledim. Karbonhidratlar enerji verir, yağlar enerji verir, proteinler enerji enerji verir. Yani bunlar solunum tepkimelerinde kullanılır. Vitaminler enerji vermez. Bizim çocuğun yazılı haftası geldi. Vitamin veriyoruz ki enerjisi olsun. O biraz halk arasındaki yanlış söylemdir. Vitaminler tabii ki bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde önemli. Bir şeyin enerji vermesi solunum tepkimelerine girip ATP üretilmesi anlamına gelir. Vitaminlerden ATP sentezi gerçekleşmez. Nükleik asitler dediğimiz zaman onlar da tabii ki enerji verici organik bileşikler değil. Sonra düzenleyici olma dediğimiz zaman karbonhidratların düzenleyici bir özelliği yok. Ama yağların bazıları enzim gibi daha doğrusu hormonların bir kısmı yağ yapılı, hormonlar düzenleyici moleküller olduğu için yağların bir kısmı da düzenleyici olarak görev yapıyor. Proteinler enzimlerin ve hormonların yapısında var. O yüzden onlar da düzenleyici moleküllerdir. Vitaminler de keza enzimlerin yapısına katıldıkları için düzenleyici moleküller olacak. Nükleik asitlerin düzenleyicilik gibi bir durumu söz konusu değil. Nükleik asitler yönetici moleküllerdir. Yapıya katılma baktığımız zaman gençler hücre zarı gibi düşüneceğiz. Hücre zarının yapısında karbonhidrat var, yağ var, protein var. Tabii ki yapıya katılmış olacaklar. Nükleik asitlerde yapımızda var gençler ama vitaminler yapıya katılmıyor. İşleri bitirince vücuttan atılan moleküllerdir diyeceğiz. Hemen buradan da diğer bir kısma geçiyorum. Aşağıda verilen vitamin ve minerallerin eksikliklerinde ortaya çıkabilecek hastalıklardan bir tane yazınız demiş. Şimdi mesela kalsiyumu yeterli düzeyde alamadığımız zaman çocuklarda raşitizm denilen hastalık meydana geliyordu. Büyüklerde de osteomalazi söz konusu oluyordu. Aynı zamanda kaslarda krampların meydana gelmesi tetaniği de yazabiliriz. Keza bunları D vitamini içinde yazabiliriz gençler. D vitamini de çocuklarda eksik alındığı zaman raşitizme neden oluyordu. Yetişkinlerde de osteomalazi dediğimiz kas hastalığına neden oluyordu. Vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam mesela anemi kansızlık dediğimiz hastalık meydana gelebilir. Kansız Hızlık da herkeste 8 litre var bende 5 litre var anlamına gelmez gençler. Kanda oksijen ve karbondioksit taşınmasını yapan hemoglobinin yapısında yeterli demirin olmaması ve bunların yeterli taşınımı yapmaması hastalığıdır. A vitamini eksikliğinde tavuk karası olarak da bilinen gece körlüğü dediğimiz hastalık meydana geliyor. Bunlar da gece kör olmuyorlar. Karanlıkta biraz daha flu görmekten bahsediyoruz. C vitaminini yeterli düzeyde alamazsan bağışıklık sisteminde bozulmalar meydana gelir. Diş eti kanaması skorbut dediğimiz hastalıklar söz konusu olabilir gençler. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Yukarıdaki tabloda bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan yapı ve organellere artı işaretini koyun demiş. Mutlaka organeller üzerinden soru gelecektir. Gençler yüzde yüz soracaktır. Özellikle bitki hücresi ile hayvan hücresinin karşılaştırmalarını okul yazılılarında hocalarımız çok fazla derecede soruyor. Hemen bakıyorum gençler bakteri hücresiyle başlıyorum. Bakteri hücresinde çek Ribozom organeli var çekirdek ve zarlı organeller yok. O zaman çekirdek gitti, lizozom gitti, golgi gitti, mitokondri gitti, kloroplast gitti. Bakterilerin çok büyük bir kısmında peptidoglikan yapılı hücre duvarı var. Hücre iskeleti elemanları da prokaryotlarda bulunmaz. O zaman gitti. Mantarlara baktığımız zaman ökaryot hücre yapısına sahipler. Ribozomları olacak. Zaten ribozomu olmayan canlı mı var hocam? Ökaryot olduklarına göre çekirdekleri bulunacak. Lizozom, Golgi, mitokondri gibi organelleri bulunacak. Mantarlar heterotroftur. Yani besini dışarıdan hazır olarak alıyorlar. O yüzden onların kloroplastı yok. Hücre duvarları var. Hatta ne yapılı olacak gençler? Kitin yapılı olacak. Hücre iskeleti elemanları da ökaryotların tamamında bulunur. Bitki hücresine bakıyorum. Çekirdeği tabii ki ökaryot var. Lizozom organeli gelişmiş yapılı, yüksek yapılı bitkilerde bulunmuyor. Golgi aygıtı, mitokondri, kloroplast tabii ki bulunacak. Hücre duvarları da ne yapılıydı bunların? Selüloz yapılıydı. Ökaryotlarda hücre iskeleti elemanları olur. O yüzden aldık. Hayvan hücresinde çekirdek var, lizozom var, golgi var, mitokondri var, kloroplast yok. Hayvanlar da heterotroftur. Yani besini dışarıdan hazır olarak alırlar. Kloroplast taşımazlar. Hücre duvarına bakacak olursak hayvansal hücrelerde zarın dışında bir duvar bulunmuyordu. Hücre iskeleti elemanları tüm ökaryotlarda olduğu için tabii ki hayvansal hücrelerde var. Bunu da mutlaka not alın gençler. Ellerimi çekiyorum ekran görüntüsü almanız için fırsat tanıyorum size. Organelleri mutlaka soracaklardır. Hemen devam ediyorum. Bir tane de sayısal soru çıktı karşımıza. 2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde üçlü hidrojen bağı sayısı 300'dür. Zor bir soru bu. Hidrojen bağını vermiş. Oradan sonrasını ilerletmemizi istemiş. Sen önce ne yapacaksın? DNA molekülünü düşünüyorsun. Adenin karşısına timin gelir. Guaninin karşısına sitozin gelir. Adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı kurulur. Guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı kurulur. Sonra sen bu sayıyla sitozin sayısını veya bu sayıyla guanin sayısını çarptığın zaman üçlü hidrojen bağı sayısını bulursun. Üçlü hidrojen bağı sayısını bulursun. Üçlü hidrojen bağı sayısı kaçmış bunun? 300'müş. Neyi 3 ile çarparsan 300 çıkar? O zaman sitozin sayısı 100'müş. Guanin sayısı da yine bizim için 100'müş gençler. Buradan adenin ve timin sayısını tabii ki bulabiliriz. Nasıl yapacağız hesabımızı? Hemen sizinle birlikte bakıyorum. 2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde üçlü hidrojen bağı sayısını 300 olarak vermiş ya. O zaman bizim 100 tane sitozinimiz, 100 tane guaninimiz var. 2000'den hemen 200'ü çıkartıyorum. 2000'den 200'ü çıkarttığımız zaman geriye 1800 kalıyor. Bunun yarısı adenin olmak zorunda, yarısı timin olmak zorunda. O zaman adenin sayımız 900'dür. Timin sayımız da 900'dür. Hatta buradan da ikili hidrojen bağı sayısını bulabiliriz gençler. Bakıyorum timin nükleotiti sayısını sormuş. Timin nükleotiti sayısını biz kaç olarak bulduk? 900 olarak bulduk gençler. Toplam hidrojen bağı sayısını sormuş. E burada üçlü 300 tane bağ olduğunu biliyoruz. 2 kere 9 18. O zaman 1800 tane de ikili hidrojen bağı vardır. Ben ne yapacağım? 1800 ile 300'ü toplayacağım. O zaman 2100 tane de bizim hidrojen bağı sayımız olacak. Bir zincirindeki fosfat sayısı demiş bir zincirine baktığım zaman 2000 nükleotitten meydana gelmiyor muydu? 1000 tane nükleotit burada, 1000 tane nükleotit burada. Her bir nükleotitte azotlu organik baz 5 karbonlu şeker ve fosfat olduğuna göre o zaman toplam fosfat sayısının 1000 olması gerekiyor. Pürün bölü pirimidin adenin artı guanin bölü timin artı stozindir. İstersen yerine yazabilirsin ama bu soru her zaman bir çıkar DNA'da pürün böyle pirimidin birbirine eşittir. Hemen karşılaştırmamızı da yaparak bugünkü yazılı hazırlığımızı bitiriyorum gençler. Şöyle bir baktığımız zaman eşleştirmeler karşımıza çıktı. Zehirli maddeleri parçalama işini gerçekleştiren organelimiz peroksizomdu. O zaman birin kime gitmesi lazım? Altıya gitmesi lazım. Hücreye şekil verme dediğimiz zaman hücrenin içerisinde şekilin oluşmasını sağlayabiliriz. Bağlayan. Hemen bakıyorum gençler bir sürü şey aslında olabilir hücre iskeleti elemanları en çok karşımıza çıkacaktır o zaman tabii ki ikinin de nereye doğru gitmesi lazım ee, B'nin de tabii ki nereye doğru gitmesi lazım 9'a doğru gitmesi lazım şöyle yazmış olayım daha doğrusu birbiriyle eşleştirmeyi yanlış yaptık hemen şuradan tekrar düzeltiyorum A'nın nereye gitmesi B'nin nereye gitmesi şeklinde bakacağız. Zehirli maddeleri parçalama kimin işiydi? Peroksizomun işiydi. O zaman altının yanına hemen neyi yazmamız lazım? A'yı yazmamız lazım. Az önce soruya yanlış baktık. Hücreye şekil verme dediğimiz zaman hücrenin belli bir şekilde durmasını sağlayan hücre iskeleti elemanlarıdır. O zaman 9'un karşısına da tabii ki kimi yazmamız gerekiyor gençler? B'yi yazmamız gerekiyor. İ ipliklerini üreten kısım nedir? İ ipliklerini üreten sentrozom adını verdiğimiz organeldi. O zaman o'nun onun karşısına da C'yi yazmamız gerekiyor. Enerji üreten organelimiz mitokondridir. 8'in karşısına hemen D'yi yazdık. Protein sentezleme ve taşımadan bahsediyor ribozom organeli protein sentezini gerçekleştirir. Bu bir de taşıma işleminden bahsettiği için granüllü ER yani ribozomlu ER'lerden bahsediyor. Birinde tabii ki kime gitmesi gerekiyormuş? E'ye gitmesi gerekiyor. Fazla suyu dışarıya atma dediğimiz zaman kontraktil koful denilen organel bu işi yapar. O yüzden de 3'ün karşısına hemen F'yi yazdık. Şunları da eledik gitti. Hücre içi sindirim işini gerçekleştir organelimiz lizozom organelidir gençler. O yüzden 2 hemen G'ye gitmiş oldu. Paketleme salgılama gördüm yapıştıracaksın kime golgi organeline 5'inde tabii ki haşa gitmesi gerekiyor. Protein sentezini sadece söylerse ilk aklıma ribozom gelir. 4'ün tabii ki I'ya alması lazım. Besin depolama dediğimiz zaman hemen bakıyorum. Kloroplaz düz yüzlü düz endoplazmik retikulum ve lokoplaz kalmış. Lekoplas madde depolamasını gerçekleştirdiği için hemen aldım. Kar karbondioksiti kullanarak fotosentez yapabilen tabii ki kloroplastı. O zaman J'nin 12'ye gitmesi lazım. Yağ sentezi ve kalsiyum depolama dediğimiz zaman o da düz endoplazmik retikulumun işiydi. Hemen elimi çektim. Mutlaka bunun da ekran görüntüsünü alın gençler. Tüm organeller yaptıkları görevlerle birer cümleyle eşleştirilmiş durumda. Böylelikle yazılı hazırlıklarımızın sonuna geldik. Gençler ben tabii ki aralarda açıklamalar yaptığım için normal bir yazılı süresinden çok daha uzun sürdü yazılı hazırlığımız. Hemen size ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Yazılı da hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.